dersen şöyle. Öğrencilerimiz 3 alandan tanılanıyor. Genel yetenek, zihinsel alan, müzik ve resim alanında. Tabi burada öğrencilerimiz kendi okullarından farklı bir program uygulanıyor. Bireysel bir öğretim programımız var. Buralardaki atölyemizde robotik, kodlama, akıl oyunları gibi birçok atölyelerimizde öğrencilerimiz eğitim görmeye devam ediyor. Görüntü oluşturmuş, iç içe geçirmiş mesela. 12'lerle eşkenar bırakıyor. Destek eğitimiyle birlikte yeteneklerini keşfedip burada kendi yetenekleri ölçüsünde öğrencimiz hangi alana uygunsa o alanda uzmanlaşıyor. Proje tabanlı eğitim uyguladığımız için de öğrencilerimiz bu projelerini ulusal ve uluslararası yarışmalarda katılıyorlar ve bu anlamda da en son girdiğimiz bizim Urfa'da matematik yarışmasında da 16 öğrencimiz dünya birincisi olarak altın madalya almaya hak kazandılar. Evet. En büyük deltoid alanı en büyük olan. Nasıl oluşturabiliriz? Bu 11 ülkeden toplam ülke genelinde 12.776 öğrenci matematik alanında sadece bu yarışmaya katıldı ve yapılan birinci etap elemesi sonucunda toplam 10.900 öğrenci dünya yani uluslararası düzeyde final etabına katılmaya hak kazandı ve bu 10.000 öğrenciden de 16'sının bizim okulumuzdan çıkması bizim için gerçekten çok büyük bir gurur verici. Neresi orası? Türkiye'nin bu anlamda diğer dünya ülkelerinden saymış olduğum yarışmaya katılanlardan daha çok birincilik madalyasına sahip olduğunu ve bunun da bu açıdan da ülkemizin aslında matematik alanında ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu, diğer dünya ülkeleriyle yarışabilecek düzeyde öğrencilerimizin olduğunu da görme imkanı elde etmiş oluyoruz. Ha, peak tornavıyla bulabiliriz ama birçoğu bilmiyordur. Başka nasıl? Bu kadar çok öğrenciyle evet ilk defa böyle bir başarı elde ettik. 16 tane altın madalyamız var. 10 tane öğrencimiz ikincilikle ödüllendirildi. 3 öğrencimiz de üçüncülük derecesi aldılar. Öğrencilerimiz öğrenmeye çok hevesli, öğrendikçe mutlu olan öğrenciler. Onlar zaten çeşitli alanlarda da yarışmalara, projelere katılıyorlar. Alışıklar bu tarz çalışma temposuna. O yüzden öğrencilerimizin çok zorlandığını düşünmüyorum. Çünkü güzel çalıştık, güzel hazırlandık. Öğrencilerimizde tabii zorlandıkları sorular da oldu ama üstesinden geldiler gördüğünüz üzere aldığımız derecelerle. Bir tane ikizkenar üçgen olması lazım değil mi? Yani burası da ikizkenar üçgen olması lazım. Tabii çok mutluyum. Ben öğrencilerimi de tebrik ediyorum. Bize her zaman destek olan okul idaremizi ve velilerimize de teşekkür ediyorum. Anlaşıldı. Biz sanıyoruz ki ama böyle köşegen köşegen... Uluslararası dünya çapında bir yarışmada derece elde ettiğimiz için hani çok mutluyuz biz de arkadaşlarımla birlikte. Çünkü emek verdik, çalıştık ve sonunda bu emeklerimizin karşılığını almak bizim için de çok mutluluk verici bir şey oldu. Yukarı olacak şekilde bana en büyük dikdörtgeni oluşturun. Çünkü bir de her şeyi öğrenmek, matematikten bir şeyleri keşfetmek insana inanılmaz derecede bir sevinç veriyor, gurur veriyor. Ben de o yüzden matematik profesörü olmayı istiyorum. Uğraşırsam daha mutlu olurum diye. Sizde başka var mı alanı olacak şekilde başka bir dikdörtgeniniz? Matematiği seviyorum. Onunla yani matematikle ilgili bir başarım olmasını da çok istemiştim ve oldu. Sevinçliyim. Tebrikler ya, herkes tebrik ediyor. Ben çok mutlu oluyorum her tebriği duyunca. Okulumda, ailemde hep tebrikler alıyorum. Öğretmenlerimin de sayesinde bu yarışmayı kazandım. Çok mutluyum. Arkadaşınız çevresi olan bir dikdörtgen yaptı. Kenar uzunlukları 3'e 2. Bu başarılarımı başta bana destek çıkan öğretmenlerim, ailem olmak üzere teşekkür ediyorum herkese. Disiplinli ve özel çalışmaya da borçluyum aynı zamanda. Gelin aşağıda sağ taraftaki merdivenlere gidelim.